Galatasaray dolu dizgin yoluna devam ediyor. O kamburuk rekorlarını aslında sürdürüyor bir taraftan da. Ve dünkü oyunla alakalı da Ankara Gücü karşısında Galatasaray'ın rakip ceza sahasında topla buluşmaları, attığı şutlar derken birçok alanda aslında rekorları da alt üst ettiği bir karşılaşma oldu. Bu kadar net bir oyun teknik olarak beklemiyordum Murat. Daha kötü bir zemin bekliyordum ve bu da oyunun gidişatını etkiler diye düşünürken özellikle Köln gibi bir ismin çok etkili olması, ön tarafta Kerem Aktürk onu rahatlattı. Kerem Demirbay'ın tek merkez orta sahaya dönen Galatasaray'da 4-1-4-1 gibi bir mantıkta ön tarafı rahatlattığını gördük ve skor getirdi derken Galatasaray istediğini aldı. Sen ne düşünüyorsun oyunla alakalı? Evet, yani öncelikle abi aslında senin de söylediğin gibi bu kadar kolay maçı alabilmesini Galatasaray'ın ben beklemiyordum ki maç aslında çok erken bitti. Erken sona eren bir maç oldu. Hani Sparta Prag dönüşünde işte eksikleri olan Galatasaray, Abdülkerim yok, Torreira gibi takımın belki de bel kemiği diyebileceğimiz oyuncusu olmamasına rağmen Galatasaray rahat bir şekilde skoru buldu. Erken skoru bulması da bence tabii Ankara Gücü'nün burada direncini kırmış oldu. Ya zemin konusunda açıkçası zemin beklediğimiz kadar kötü değildi belki de. Yani öyle çok hani ekstrem bir durumda yaşanmadı sahada. Yani bu anlamda belki hani olumlu da konuşabiliriz zeminle alakalı. Bundan sonrası için tabii daha iyi olur umarım diyelim. Şöyle abi kadroya genel olarak baktığımızda yani böyle senin hani gözüne çarpan ya bu oyuncu beklentinin çok üstündeydi dediğin bir oyuncu var mı? Önce bunu soracağım. Sonrasında da şöyle genel bir aslında kadro değerlendirmesine geçebiliriz. Şöyle ben Köln'ü beğendim. Bir kere oradan başlayayım. Köln'ün Angelino ile karşılaştırdığımız zaman iki tarafı da yapabiliyor olması bence Angelino'ya karşı farklı bir üstünlük sağlamasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden Galatasaray önceden Angelino ileri çıktığı zaman merkezle kademeyi kapatmaya çalışırken bugün artık Köln kendisi git gel yaparak bunu bir şekilde üstesinden gelmeyi başardı. Bu anlamda bence çok güzel bir iş oldu. Onu söyleyebilirim. Kerem Demirbay biraz da ofansif bir merkez rolüne bürünmeye başladı. İyiden iyi. Önceden ki bundan önceki Sparta Prag ve öncesi maçlarda baktığımız zaman stoperin kademesine giren o bölgeleri kapatmaya çalışan bir Kerem Demirbay varken ısırtılarına baktığımız zaman çok net görüyoruz ki Kerem Demirbay'ın ısırtısına da birazdan ekrana getiririz. Kerem daha fazla önde olan ve kademeye giren ve bu anlamda da Icardi'yi de rahatlatan bir görüntü çizdi. Bence bu da çok kıymetliydi. Ben Tete'nin performansını beğenmedim. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Girdi 12'li mücadelenin 8'ini kaybeden, efektif olma konusunda belki de arkada Barış Alper'le iyi bir uyum sağlayamadıkları için olabilir ama Tete'nin performansı yeterli değildi. Sparta Prag karşısında ilk 11'de olmasını beklemiyorum ki Zaha zaten oyuna da dün akşam 60'larda oyuna giriş yaptı. Muhtemelen Sparta Prag karşısında ilk 11'de olacaktır Zaha. Tete'nin kulübede olduğu bir oyunu herhalde görürüz gibi gözüküyor. Evet, ben de abi Köln'le başlamak istiyorum. Yani Derrick Köln'ün aslında biraz avantajına da oldu skorun erken gelmesi. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi yani Ankara Gücü'nün direnci erken dakikalarda kırılınca Derrick Köln de biraz daha rahat bir maç çıkarmış oldu. İlk maçı olduğundan dolayı söylüyorum bunu. Genelde ilk maçlarda oyuncuların zaman zaman zorlandığını görebiliriz. Bir adaptasyon problemi olabilir ki Ankara gibi zor bir deplasmanda oynadı ilk maçını. Bu da aslında onun için önemli bir maçtı. Hani erken skorun gelmesi de işini biraz kolaylaştırdı diyebilirim. Oyunun iki yönünde oynayabiliyor olması çok önemliydi ki aslında oyunun hücum yönünde zaten Köln'ün etkili olduğunu biliyorduk. Savunma yönünde neler yapacak onu görmek gerekiyordu. Hani bu maçta da savunma yönünde ben dirençli gördüm açıkçası oyuncuyu. Yani savunma anlamında da herhangi bir problem yaşatmadı. İlerleyen maçlarda daha net göreceğiz. Mertens'e bir parantez açmak gerekiyor. Yine bu maçta ya son haftalarda olduğu gibi bu maçta da ciddi anlamda hani takımının maestrosu oldu. İşte attığı kilit paslarla, oyun aklıyla takımını bence ileriye taşıdı diyebilirim ki önemli de bir penaltı kazandırdı. Kazandırdığı penaltıyla alakalı da biraz sonra konuşuruz Kazımcan pozisyonuyla alakalı ama genel olarak Galatasaray için hani hep sezon başından beri söyleniyor ya işte ikinci viteste, üçüncü viteste gidiyor Galatasaray. Yani bu maçta da açıkçası Galatasaray o vitesi çok fazla yükseltmedi. İkinci, üçüncü viteste belki skoru erkenden alıp Sparta Prag deplasmanına kendini hazırlamaya başladı diyebilirim. Evet, Galatasaray'ın Sparta Prag karşılaşmasında da bu arada beklediğim planlama içerisinde Murat, Sparta Prag karşısında Galatasaray kazanayım arzusuyla çıkmayacak. Beraberliği kurtarma adına en azından çıkacak. O yüzden de skor avantajıyla birlikte biraz daha geride konuşlanma ihtimali de olabilir ama tabii ki ofansı düşünecektir. Şimdi ekranda çok güzel bir grafik var. Murat Köten'in hazırladığı, ekrana getirdiği grafikte de 4 oyuncunun
ısı haritasını yan yana görebiliyorsunuz. Bunda hakkında şu detayı paylaşayım. Birincisi, bence Sanchez'in ısı haritası çok garip Murat. Yani bir stoper gibi değil, sağ taraf oyuncusu gibi oynayan bir Sanchez vardı. Davinson Sanchez bu karşılaşmada da bir gol attı ama aynı zamanda bu sadece ben ofansa gideyim, ofansif oynayayım düşüncesi değil. Karşılaşma içerisinde 5 tane kritik Ankara Gücü atağını da frenledi. Yani tehlikeli atak engellemesi var 5 adet. O yüzden de bu çok önemliydi. Barış Alper sağ bekte bu sefer tercih edildi. Ki sağ önde de olabilirdi. Tete'nin bekte oynama ihtimali olmadığı için hoca sağ beke Barış'ı çekip ön tarafa Tete'yi yerleştirdi. Verimlilik puanı bence biraz düşüktü ama Köln'ün çok büyük bir etkisi olduğu için oyuna, ki ısı haritasında görüyorsunuz asıl böyle kızarık olan bölge ısı haritasında Köln'ün yarı alanı geçtikten sonraki bölge. Yani biraz sol açık gibi oynayan bir Köln gördük, Derek Köln gördük ve bu da Kerem Aktürkoğlu'nun o kadar çok işine yaradı ki sevgili Murat ve izleyenler. Kerem bir maçta ilk kez, yanılmıyorsam ilk kez bu, 5 tane kilit pas attı. 5 kilit pas. Yani bu şu anlama geliyor. Köln geldim. Geldi. Ben biraz daha rahatladım mesajıdır bu. O yüzden de bence önemliydi. Ve Nelson'un da grafiğini şöyle değerlendireyim Murat ben. Isısının yoğunlaştığı bölge aslında Galatasaray'ın defans çizgisinin nerede olduğunu gösteriyor. Defansının nerede kurulduğunu gösteriyor. Ve bu kurulumda da Galatasaray yani orta saha değil mi? Yani merkez orta saha yakın bir yere kadar savunmasını ileriye çekebildi. Ve bu baskıyı da ileride rakibine hissettirmiş oldu. Yani burada gerçekten abi Davinson'un ısı haritası çok ilginç ki yani akan oyunda o golü atıyor olması ve sadece gol değil aslında farklı pozisyonları da vardı. Bu şekilde hani özgürce öne gitmesi, ofansa katılması da çok değerliydi ve onu belki de işte Nelson'dan ayıran temel özellik hani büyük takım stoperi olma özelliği bu diye düşünüyorum. Orta sahaya şöyle geçelim. Bu da orta saha ikilisi ve sonradan oyuna giren iki oyuncunun ısı haritasını görüyoruz. Burada zaten yani Berkan için net bir orta sahada diyemiyorum. Çünkü Berkan işte maçta zaman zaman stopere geçti. Sol beke doğru geçtiği zamanlar oldu. İşte o merkezde oynadı çoğunlukla ama Berkan gerçekten belki de o devre arasının hani kilit transferi diyebilirim. Birden fazla mevkiyi yedekleyerek bu anlamda Galatasaray'a katkı sağlamış oldu. Kerem Demirbay yine son haftalardaki o yükselen grafiğini sürdürdü. Bu maçta da yine orta sahada ağırlığını koydu. Eyüp çok az süre yani kaldı sahada onu çok fazla değerlendiremiyorum ama Sergio Oliveira benim beklediğimi çok daha hani önünde geldi abi onu söyleyeyim. Yani o sakatlık dönüşünü ben bu şekilde beklemiyordum. Oyuna girdi. Yine o da ağırlığını koydu gösterdi. Bir tane de direkten dönen şutu var. O da bence beklenenden çok daha hazır döndü ve çok daha çabuk şekilde takıma katılacak gibi gözüküyor. Evet burada Berkan Kutlu'nun merkeze gelmesi önemliydi. Çünkü sol tarafa tabii Köln geldikten sonra Berkan sol beke geçmek zorunda değil. Ama soru işareti şu Murat. Köln Sparta Prag maçında yok. Ve ilk maçta izleyenlerimiz de eminim yakinen fark etmişlerdir ki birinci gol sol bekten geldi. Yani sol bek pozisyondan geldi. İkinci gol sol bek pozisyondan geldi. Sparta Prag'ın daha doğrusu attığı gol. Aynı zamanda da Mustera'nın 80'den sonra yüzüyle kurtardığı top da yine sol bek açığından geldi. Bu sefer de soru işareti şu. Berkan Kutlu merkezde çok iyi iş yaptı. Ki asıl bir merkez oyuncusu zaten. Bu bölgeden yine sola mı çekilecek?